Gençler, Antalya aynı zamanda ülkemizin en önemli şarkı şehirlerinden bir tanesidir. Bunun yanında en önemli tarım şehirlerinden biridir. Salgın döneminde diğer pek çok hususla birlikte tarım üretiminde ve gıda sanayinde kendi kendine yeterli olmanın ehemmiyeti bir kez daha görülmüştür. Allah'ın her türlü güzelliği ve nimeti bolca bahşettiği Antalya'mızın bu potansiyeli en etkin ve verimli şekilde kullanabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu şehir sadece bizim değil, giderek tüm dünyanın göz bebeği haline dönüşüyor. Antalya'ya bir gelen bir daha burayı unutamıyor. Dün ve önceki gün bizzat iştirak ettiğimiz iki önemli uluslararası toplantıda dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin Antalya'ya nasıl hayranlıkla baktıklarını gördük. İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Kardeşlerim, biz bu güzel şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için 19 yıldır tüm samimiyetimizle ve imkanlarımızla çalıştık, çalışıyoruz. Yönetimin bizde olduğu belediyelerde de aynı gayreti ortaya koyuyoruz. Bugün Antalya'da hükümet yatırımları konusunda en küçük bir sıkıntı, duraksama, gerileme, eksiklik söz konusu değildir. Ama yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. İşte az önce il başkanımızın ifade ettiği, ya su parası su. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar? İşte dinledik. Yalnız burada mı bu? İstanbul'da da böyle, Ankara'da da böyle. Ya bunlardan Allah'ın nimetini bile kullarına acımak diye bir şey söz konusu değil. Yerel yönetim hizmetlerinde Antalya hizmet fakiri bir şehir durumuna düştü. Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakınız yeni yatırımları, eskiden tamamlananların işletmesi dahi yürütülmemektedir. Büyük şehirde ve ilçelerde muhalefette olduğumuz her yerde olduğu gibi Antalya'da da milletimize karşı sorumluluğumuzun ve siyasetin gereğini yerine getirerek karşımızdaki bu fotoğrafı halkımızla paylaşmalıyız. Esasen Antalyalıların gönlündeki yerimizi gayet iyi biliyoruz. Antalya AK Parti'nin %20'den %50'ler sınırına geldiği bir yerdir. Bu başarıda payı olan teşkilatımızın tüm mensuplarına ve elbette en başta da Antalyalı kardeşlerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Maşallah. Gençler, kıskanmayın. Kıskanmayın. Ak kadınlar bak yerinde duramıyor evvelallah. Şimdi ben burada özellikle birkaç başlığı ifade etmeden geçemeyeceğim. Bir, ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe
ilçe teşkilatlarıyla beraber bir beraber kardeşçe kıskanma yok. Birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok. Kardeşlerim, genel başkanınız olarak, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum. Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam mevki için değil, Allah için sevmek. Ve öyle bir dayanışma içerisinde olacağız. Gerek ana kademe, gerek hanım kardeşlerim, gerekse genç kardeşlerim. Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz. Niye? Birbirimizi Allah için seviyoruz. Onun TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.